Bilmediğin bir şey olursa sor bana. Ben söylerim. Sorarım. Biz hazırız. Aman pek şıksınız. Lüks restorana mı gidiyorsunuz? Evladım, siz iki çocuk sahibi dar gelirli insanlarsınız. Neyinize gerek? Haşlayın makarnanızı, oturun evinizde yiyin. Klasik müzik konserine gidiyoruz Neriman Hanım. Bak, bunlar hep özenti işte. Niye özenti olsun Neriman Hanım? Biz klasik müzik seviyoruz. Ben de inandım. Neyse, sizi ikna etmekle vakit kaybetmeyelim ama çocukların yanında kalmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne demek evladım? Bugün ben sizin yardımınıza koşarak gelirim. Yarın da siz bana, değil mi? Evet, anlaşıldı. Biz bu gecenin karşılığını bayağı bir ödeyeceğiz, yalnız söyleyeyim. Evet. Evet. Canım benim, çok geç yatma, tamam mı? Yatmam. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi eğlenceler. Güle güle. Klasik müzik dinleyeceğim. Evet. Biz de eğitimimize başlayabiliriz. Eğitim derken? Bir yetim nasıl davranmalıdır eğitime evladım? Seni bir özgüvenli, pek bir şımarık gördüm çocuğum. Sen fakir Mesude'nin yetim çocuğusun. Geldiğin yeri unuttun mu? Gözlerini doldurur. Ablası kılıklı. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Anan da yok. Hem yetim hem öksüzsün. Yani biraz böyle boynunu eğeceksin, kuyruğunu da kıstıracaksın. Yoksa ablanla çetesi gibi başına gelmedik şey kalmaz. Neyse, ben seni böyle böyle eğitirim. Hediye nerede kaldı? Dizim başlayacak şimdi. Hediye teyze mi geliyor? Evet, herhalde yani. Seninle o kardeşine ben mi bakacağım? Hediye bakacak, ben de başında bekleyeceğim. Gidip limanda bir keşif yapalım. Çalış sen, çalış. Alo Nurhan. Abi, ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Televizyon sesini biraz kısabilir miyiz? Kaç kere aradık ya? Duymuyorum evladım. Öf, sessizdeydin Nurhan. Taş çalışıyor. Bu akşam neredeydin Aynen. Yalnız acayip nezih bir klasik müzik gecesi geçiriyoruz şu anda. Kesinlikle. Ya yalnız Neriman Hanım'la kızlara yalan söylediğimiz için suçluluk duymuyor da değilim. Vallahi ben hiç suçluluk falan duymuyorum Feride. Yani ne diyecektik? Büşra'nın yanında bara gidiyoruz mu diyecektik? Ay doğru söylüyorsun ya. Çocuklara her şey söylenmez ki zaten. Aynen. Aynen. O zaman dans. Ya
anlamadım ki. Adama gittim. Dedim bunu biz hafta sonu yapmıyoruz bu işleri. O çim biçme makinesi gır 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 çalışıyor. Rahatsız oluyoruz. Bunu başka bir zaman yapar mısınız diye tak çöktü adam üstüme. Ama Komodor Ejder diyorduk, Fassbender çıktı yemin ediyorum. Adamdan bir kaçışım var. Ellere şenlik. Yalnız ben ekseriyetle bunu kullanıyorum. Bunu kullananlar o adam gibi insanlar işte. Pardon da bunu ben de kullandım hatırlarsan. Yani mertliğin onda dokuzu kaçmak da yani sonuçta adam resmen pekmezini çıkaracaktı senin. Bir kaçışı var yeminle. Ben utandım ben olmasa. Yalnız bu arada sana teşekkür etme fırsatım olmadı. Gerçekten çok sağ ol. Gerçekten mi? Evet. Her zaman beklerim. Kuvvetli bir tipim ben çünkü. Böyle şeyler yaşanmasın da. Ben hakikaten yatsın kalksın dua etsin. Eğer Nazan Hanım olmasa ben adamı şu anda veririm mahkemeye. Yıllarca bu iş sürer yani ama yatsın kalksın dua etsin. Kötü insan çok etrafta. Hı-hı. Çok geçmiş olsun Ezder amca. Sağ ol canım. Ya bakıyorum bakıyorum Zehra abla senin buraların böyle pembe pembe olmuş. Niye? Ha. O benim de böyle bir ilgimi alakamı cezbetti de şey yapmayalım dedim. Yemekteyken sonra. Bilmemiz kalkarsa diyor. Gülmeyin anneme. Sonuçta ben hassas bir tipim. Yani narin bir yapım var ve ince bir yapım var. Böyle o şeyle türlü şeftalileri yedim de dokandı biraz. Yalan söylüyor. Hoş geldin. Kadın benim yeni kremime musallat oldu. Ben de dersini alsın diye içine çamaşır suyu koydum. Çok akıllısın. Yok artık yani ya. Ya ben hanginize ne diyeyim bilemiyorum gerçekten. Yemin ediyorum bu evden bir git. Dünya aleme lokma döktüreceğim. O fakir fukaraya. Anladın mı? Hepsine. Bir git. Bir rahatlayayım. Kaç gün kaldı bebeğin bunun gitmesine? Deftere bakmam lazım anneciğim. Çeteli mi tutuyorsunuz? Evet. Bayram günü olarak ilan ettim. Bekliyorum. Bravo. Sen buldun mu kendine bir ev? Bu ev Allah aşkına kibar kibar söylüyorsun sen de. Sen buldun bu ev ne bulacak? Artık anlamadığını yani gör anlamıyor. Bunu böyle yaka paça atacaksın evden. Defol git diyeceksin be defol. Ejder sen de hiçbir şey demiyorsun. Zehra bu yemek niye düz koymuyorsun sen? Koyuyorum. Tutsun ben sofrada da tutacağım. Bir dahaki sefere koyarım. Tamam. Canım gördüğün gibi kimse seninle ilgilenmiyor. Yani Ejder bile benim yemeklerimle ilgileniyor seni bu evde. Hiç kimse istemiyor. Git. Go. Ejder, bir dahaki sefere ne yemek yapayım sana? Karnıyarık yapsana diyor. Olur.